Can hocam, gemilikte tarama testleri dendiğinde benim aklıma ikili test, üçlü test, dörtlü test ve son zamanlarda popüler olan non-invaziv prenatal tarama testleri geliyor. Aslında artık halkımız da bu konuda çok bilinçli. Herkes ikili test, üçlü test nedir, dörtlü test diye bir şey var mıdır, hepsini biliyor. Bu konular hakkında ben merak ediyorum. Tarama testleri kime yapılır? Hangi gebeye yapılır? Aslında tüm gebelere tarama testi nedir, ne amaçla yapılır ve elde edeceğimiz sonuçta ne yapacağız? Bununla ilgili bilgi vermek lazım. Tercihen bunun aslında bu tür işlerin gebelik öncesi dönemde başlayıp hastanın bilgili bir şekilde başlaması lazım tüm gebelik sürecine. Fakat bunu sağlayamıyorsak bile ilk gebelik muayenesinde mutlaka bunlardan aslında bir bahsetmek, hastaya bilgi vermek, ne için bu testleri yaptığımızı, hangi haftalarda hangi testleri yaptığımızı, bu testlerin saptama oranları nelerdir, hangisini tercih etmemiz gerektiğini. Çünkü kimisinin artısı, kimisinin eksi yönleri var. Bu peki amaçla bilgi vermemiz lazım. Peki nasıl yapıyoruz tarama testlerini? Yani bebeğin kanından mı örnek alıyoruz, annenin kanından mı örnek alıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Tarama testlerinin aslında çeşitleri var. Bunlardan bir kısmı ultrasonla yapılıyor. Bir kısmı gene ultrasonla yapılırken kan da vererek hastanın anne kanı. Anne kanından yapılan testler, birleştirildiği testler var. Bir kısmı sadece anne kanından yapılan tarama testleri var. Bunların ismi değişiyor. İkili, üçlü, dörtlü test ve sizin de söylediğiniz gibi non-invaziv prenatal selfie fetal DNA testleri var böyle. Ne demek ikili test? Niye ikili test denmiş? İkili test denmesinin sebebi aslında laboratuvar belirteci olarak orada iki tane laboratuvar belirtecine bakmamız. Burada örneğin 11 ile 14. haftalar arasında yapıyoruz bu testi. Burada ultrasonla bir görüntüde bazı ölçüler var. Bunları elde ediyoruz. Hastanın klinik bazı özelliklerini giriyoruz sisteme. Yine aynı şekilde laboratuvardan o iki belirtecin, kan belirtecinin değerlerini giriyoruz. Buna göre bize sistem formül üzerinden hastanın Down sendromlu bir bebek sahibi olma ihtimali hakkında bir oran veriyor. Bu orana göre sonraki planımızı yapıyoruz. Üçlü dörtlü testte de aslında temelde aynı prensip var. Orada üçlü dörtlüde ultrason yok. Anne kanını veriyor. Kanda bakılan belirteçler ve annenin klinik girilen bir özellikleriyle birlikte gene bir oran veriliyor. Niye bu kadar peki bu zahmet veriyoruz? Amaç ne? Yani neyi anlatıyoruz biz tarama testi yaparken? Amacımız aslında Down sendromu gibi en sık görülen kromozom hastalıklarından bir tanesi Down sendromudur. Bunun hakkında aileye bilgi vermek. Çocuğun Down sendromu olma ihtimali şu kadardır gibi bir oran vermek. Bununla beraber bir takım 1-2 tane daha trisomi 13-18 gibi genetik hastalıklar da var. Bunların da oranı hakkında bilgi vermek amaçlanıyor. Peki burada bir anormallik çıkarsa, yani bunlar bir eşik değeri var, değil mi? Cut-off diyoruz. Bir anormallik çıkarsa, yani anlaşılacağı şekilde yüksek riski çıkarsa bu tarama testleri, ne yapıyoruz? Direkt hastası mı diyoruz ya da bebeğiniz hasta mı diyoruz? Bunu sonlandıralım mı, gebeliği mi diyoruz, yoksa emin olmak için başka testler mi yapıyoruz? Evet. Şimdi burada tarama testinde riskimiz yüksek çıktığı zaman bir sonraki testler bizim tanı testi dediğimiz testlere geçebiliyoruz. Tanı testlerindeki amacımız da artık doğrudan bu hastalık var mı yok mu? Var yok testi diyebiliriz aslında kabaca. Peki niye direkt tanı testi yapmıyoruz da bu tarama testi diyoruz? Evet. Direkt tanı testi yapmamızın amacı bu testlerin girişimsel testler olması. Yani bir iğneyle bebeğin ya suyundan ya eşinden ya kordon kanından bir takım örnekler alınarak bunlar üzerinde doğrudan genetik yapısının incelenmesi. Bunun işleme bağlı, girişimsel bir işlem olduğu için tabii ki düşük de olsa gebelik kayıp riskleri var. Dolayısıyla doğrudan biz tanı testlerini değil de tarama testinde yüksek risk saptadığımız hastalarda tanı testlerini yapıyoruz. Peki hocam, benim de gerçekten çok merak ettiğim bir konu bu son zamanlarda, son yıllarda klinik pratiğimize giren non-invaziv prenatal tanı testlerinin bu bahsettiğiniz ikili, üçlü, dörtlü ve amniyosentez ya da diğer girişimsel işlemler arasındaki rolü ne? Bunu nereye oturtuyoruz? Şimdi non-invaziv aslında prenatal tarama testi diyebiliriz. Bunlara da bunların rolü aslında birinci taramada kullanılabilir. Fakat bunları birinci taramada kullanmak için oldukça pahalı testler. Henüz bizim maddi ülkemiz maddi anlamda bunun için ve dünyadaki birçok ülke gibi hazır değil. Dolayısıyla biz bunu daha çok örneğin ikili testte orta risk dediğimiz belirli oranlar arasında çıkmış risk oranına sahip gebeliklerde kullanabiliyoruz.
Ya da aile istiyorsa tabii bunu birinci tarama testi olarak da kullanılabilir. Çünkü Down sendromu saptama oranı açısından gerçekten yüksek oranlara sahiptir. Bunlar da genelde kullanıyoruz. Yani genelde orta risk grubunda ikili testi, orta risk grubu çıktığında kullanabiliyoruz. Ya da ultrasonla bazı belirteçler olduğunda ailenin de arada kaldığı doktorla konuşup saptama oranınızı biraz daha yükseltmek istediğimiz durumlarda bu teste yönlendirebiliyoruz.